Selamünaleyküm Kuşu Camiası arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Epey de video atamıyordum. Şöyle bir genel kuşlarımızı bir çekelim arkadaşlar kümesimizde. Bayağı bir sıcak. Sıcaktan dolayı da tabi şu an hayvanları bayağı bir toparladık. Daha sıkıntılıydı kümes. Şöyle sıkıntılıydı. Bu hava bozuk şeyinden dolayı, sıcaklığından dolayı tabii içerideki çıkıştan istediğimiz gibi bize şey yapmadı. Şuradan bakın. O yüzden de burada hatta bir tane şey vardı, onu çıkardım attım. Hayvanlar hık başladı. İşte nefes darlığı başlıyor. Yani üst olunmuyor. Ornitos istediğimiz hastalık arkadaşlar. Yine bazı hayvanlarda sıkıntımız var. Mesela şu yavruda hala sıkıntımız var. Ama daha iyi olacak. İşte yavru aldık orada. Yanlış hata aslında. Bu yavruları en son yumurtalar alacaktım altından. Öyle yumurtalar tuttuğunu görünce bıraktım yumurtaları. Şu anda işte yavrular çıktı ama yavrular çok sıcaktan dolayı mı nedir? Acayip çelimsiz büyüyor. Ya benim istediğim kalitede büyümüyor. Bilmiyorum ya da bizim küme sıcak diye mi böyle oldu ya da küme havalandırmasında mı sıkıntı var? Bakalım kapıyı deleceğiz arkadaşlar buradan. İşte inşallah kapıyı deldikten sonra biraz daha havalandırması daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ondan sonra şimdi burada büyüyen yavrularımız var. Şu beyaz, ayağı yamuk olan bir beyazımız vardı, perçemli. Bu o beyaz. Bu o beyaz. Ondan sonra şu yavru beyazımız, postalarımızın büyüttüğü beyaz. O da arkadaşlar şurada bir dumanlı kirliyle beyaz var. O beyaz. O dumanlı kirli alttan gelen kuşlar çok uzak yerden atıyor. Bakalım beyazı uçuracağım ben de. Göreceğim bakalım ne yapacak. Tabi gönül isterdi ki yavruyu kışın almak. Ama işte nasip olmadı. Bakalım inşallah uçuracağız. Şimdi uçurduğumuz yavrulardan ne var? Ne var? Bakalım. Şu mavi ayna kuyruk mavi ile şu ayna kuyruk mavi. Ondan sonra şu yukarıdaki mavi. Çok güzel oldu. Tüyünü falan dizdi. Çok güzel oldu göz rengi falan. Ondan sonra o iki. İkisi. Bir de bir tane daha kara mavi olması lazım. Evet. Şu mavi arkadaşlar. Bunların üçü kardeş. Şimdi şunları ben bir dışarı çıkartayım. Şöyle. Yazsınlar bakalım. İş tanesini uçuruyorum şimdi. Bak bak taklayı falan da çevirdiler. Taklayı çevirdiler zaten sıklaştırıyorlar. Ama tabii daha var, vakitleri var. Şimdi nefes yapsınlar. Şöyle bir en az bir saate devirdirmem lazım ki. Postalar da uçuyor. Bizim Eyüp abinin postalarını salmış. Eyüp abi yerden uçurdu demek ki. Onlar da acayip geziyor ya. Postaya merak saldım. Onu kuştan öldükten sonra. Neyse yukarı çıkardılar kendilerini. Bakalım. Şimdi bir nefeslensinler. Nefeslendikten sonra işte ufak ufak taklayı çevirdiler. Havaya doğru da ufak ufak birkaç takla yapıyorlar. Ama daha var yani. En az arkadaşlar şöyle bir yarım saat 40 dakika nefeslenmesi lazım. Koyun kuşunun kuralı o zaten. Nefeslenmeden olmaz. Nefeslenecek yere geldiği zaman da kuvvet çıksın. Güzel yükseldiler. Bayağı yükseldiler. Yerimiz böyle. Allah'a şükür de mekanımız fena değil. İşte sıcaklar direkt güneş alıyor. Güneş aldığı için de tabii sıcak oluyor. Şu kapıdan da şimdi şuralar delik. Yukarıda iki tane bacamız var. Fakat bunlar yetmiyor. Yüksel bayağı yükseldi. Yükselsin. Şu kapıyı da arkadaşlar deleceğiz inşallah. Aslında havalandırma sistemimizi değiştirmek lazım. Yani şu yukarı tarafına böyle şapka şeklinde, kubbe şeklinde bir şey yapıp sacı böyle kesip işte sonra daha büyük bir saç oraya ayarlayıp etrafından böyle havalıca şekilde çok güzel bir şey olur. Bakalım öyle bir şey de kafamda var. Ama şu anlık değil, artık kışa doğru. Bu artık şimdi iyice Ağustos'tan sonra biraz daha havalar iyi olacak. Ondan sonra rahatlar kümesi. Kışlarda
yüksek uçuyor. Yüksek, kuşlar yükselecek ya. Kuşun yükselmesi şart ya. Kuş yükselecek ki nefes yapsın, ciğer yapsın. Uçmayan kuş, ben bir şey beklemeyeyim. 3 sefer, 4 sefer altlar gelir. Ondan sonra daha hayvandan bir şey beklemeyeceksiniz. Çünkü ciğer yok. Hayvan ne yapabilir yani? Bu hayvanın ciğeri belli. Bu hayvanın ciğeri belli. Şimdi şöyle dışarıya çıkmaya besleniyorlar. Ya arkadaşlar, gerçekten de durumlara uçurduğumuz Alam abi burada. Maşallah, sübhanallah, bir hastalandı, toparladık ondan sonra. Şu sabunu bir hıklamaya başladı. Şimdi ona bir ilaç getireyim ben. Onun ilacını verdik mi onu toparlarız. Dur oğlum, posunum, dur. Dur aslanım benim. Ondan sonra uçurduğum diğer mavi de burada. Uçurduğum Sabine burada, onun kardeşi burada, 4. Bir tane daha bunlardan dumanlı attı. Bunlardan dumanlı, o da burada. Direkt bunun kuyruğunu kestim. Biraz daha dedim, biraz şey bilmesin, bu dumanlı. Bunların da, bunlar 5 kardeşi oldular. Ana baba da zaten. Ana baba da nerede? Ana baba burada. Ana da orada zaten. Bakalım bunlardan bir tane daha altında işte büyüyor. Artık ondan sonra yavru almayı kestik zaten de. Yumurta almıyorum yani. Yumurtaları kış dişi erkeği kenara koyacağız. Ondan sonra, çünkü yazın yiyen yavru çok sıkıntılı. Şu an mesela hem bir defa, iki de, iki üç defa tüy geçiriyor. Acayip sıkıntılı bir durum. Şöyle kışlarımızı bir çekelim. Aferin lan size, güzel. Allah'a şükür, atmacasız inşallah. Atmaca şu an yok. Ama Ağustos gibi atmaca başlar. Burada bir tane Göktuğan alışmıştı şeye. Burada Gebze'de, sen Gebze'yi bilen bilir. O Göktuğan arkadaşlar bizi mahvetmişti. Allah'a şükür oradan şu an yok. Şöyle yemimizi de gösterelim. Yem fena değil. İstediğim kalitede değil ama işte idare eder bu yem. Yani en azından ya ötekiler gibi şey değil. Aslında yem çok önemli arkadaşlar. Eğer kümesinizde hastalıktan kurtulmuyorsa kümesiniz. Oo mavi çok güzel gidiyor. Aferin maviye. Kümesi hastalıktan kurtulmuyorsa, kullandığı ilaçlar da fayda etmiyorsa arkadaşlar yem ya. Yem, sıkıntınız yem yani. Başka hiçbir şey değil. Hiçbir şeyde de aramayın yani. Yem, çünkü hayvanları, tabii havalandırma da çok önemli de, ama havalandırmanız çok iyi. Bütün şartlar yerinde. Bakın mesela şu hayvan, bu havalandırma. Ben burayı tahmin ediyorum ya. Şu an çok sıcak kümesi. İstediğim gibi çalışmıyor. Şu mavi arkadaşlar maşallahı vardı. Çok güzeldi. İnşallah şimdi dişi ayırdık onu. Bakalım. Şu buradan değil de şurada bir tane, o bir diğer renk dişli alışıyor. Erkek olacak. İnşallah onunla eşleyeceğiz onu da. Bakalım, onları da merak ediyorum. Bunların altına da yavrular kaydırdım. Başka kuşların yavruları var. Aslında bunların altında yavru yoktu. Diğer kümesteki kuştan alttan bunlara kaydırdım. Kuşlar da bayağı bir yavru bakmaktan da sıkıntıya girdiler. Şu mesela dişimiz, kuş bayağı bir sıkıntılıydı. Şimdi Allah'a şükür kuyruğunu falan kestim. Bayağı bir toparladı şimdi. O iki tane yavruya bakıyor. Yavrular da görürsünüz, bakın böyle çelimsiz büyüyorlar. En sevmediğim böyle yavru şeyi yani. Bakalım. Dişimiz çok güzel maşallah. Onlar da eş oldu. Onlar aynı yumurta kardeşi ama ben onları öyle eş yapmıştım. Öyle kaldı. Yani kendileri aldılar, ben özellikle değil. Ama ona, ikisine de şey yaptık. Şeye kustular. Yavruya kustular. Beyaz kalkan yavrusu da erkek. Ona da bir tane dişi. Bir dakika ya, erkek gibi de dişili gibi de duruyor ama dişi olabilir o ya. O dişi olabilir. Bakalım. Duruma göre. Kuşlarımızda durumlar böyle arkadaşlar. Merak eden arkadaşlarımız için. Şu beyazın ayağı yamuk kaynamıştı. Uçurduğum mavilerin
Yukarıda gidip daha demin bıraktığım mavilerin bir tane kardeş de bunu da uçurmaya başlayacağım. Şuradaki Sabine'i de uçurmaya başlayacağım. Şimdi şu Sabine ağzını haftan açıyor. Ben ona şimdi bir ağzını kontrol ederim. Ondan sonra bir ilaç bakarım. İlaç var zaten. İlaç veririz. Ondan sonra duruma bakarız. Bakalım Aylis ve yavrular büyüyor inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ya söz verdiğim bir arkadaşımız var. Onu da bakalım inşallah bu hafta göndereceğim o kuşu. Sultan Beyliği'nden Hüseyin. Ya her hafta çocuğa söz veriyoruz, göndereceğiz. Hep bir aksilik çıkıyor. Bir hastalık giriyor, bir şey oluyor. Hasta kuşu da göndermek istemiyorum. Kümese giriyor çünkü. Kümese girince de komple ilaç girmek zorunda kalıyorsun. Çünkü onda taşıyıcı olabiliyor. Onun gidince kümesinde hasta olabilir. O yüzden biraz beklettik. İnşallah bu hafta halledeceğim onun işini. Şimdi arkadaşlar durum böyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah.